Şimdi benim ilk defa parti meclisinde görev alıyorum. Ben daha önce HDP çalışmalarında bulundum kuruluşundan itibaren. İleş başkanlığı görevi de yaptım. Yani parti meclisinde görev aldım bu dönemde ve gerçekten son derece heyecanlıyım esasında bu görevi almış olduğum için. Neden HDP sorusuna gelince, ya bu HDP halk, başka bir açıklaması, kadın, başka bir açıklaması yok esasında bunun. Gerçekten umut, hepimiz için umut. Karadeniz halkları için umut, Karadeniz insanı için umut. Yani insanların özgürce nefes alabileceği, özgür yaşamı kurabileceği, yeni yaşamı kurabileceği tek adres HDP. Yani bunun dışında farklı bir alan, farklı bir adresimiz elbette yok. Karadeniz'deki karşılığı, yani Karadeniz'de evet HDP belki çok güçlü görünmeyebilir, hani teknik olarak çok güçlü görünmeyebilir ama şunu söylemekte bir beis yok. Gerçekten Karadeniz'de çok ciddi bir dinamik vardır. Hem kadın açısından hem de karma açısından, çok tüm devletin tüm saldırılarına rağmen, Karadeniz'de ırkçılığı, şövenizmi o kadar güçlendirmeye çalışmasına rağmen gerçekten güçlü bir HDP çalışması, güçlü bir HDP dinamiği mevcuttur bölgemizde. Özellikle bu kapatma davasıyla birlikte çok daha fazla bir tekrar insanların yüzünü HDP'ye döndüğü bir durum ile karşılaşıyoruz. Sıklıkla bununla karşılaşıyoruz. Bu da bize hem güç veriyor, hem sorumluluk yüklüyor, hem de bir o kadar motivasyon sağlıyor. Şöyle devam edeyim. Şimdi esasında ülkemiz, yani coğrafyamıza baktığımız zaman kadınların yaşadıkları, hani hem erkek şiddeti, hem erkek devlet şiddeti, hem de yani polis terörü ve benzeri şeyler 3 aşağı 5 yukarı, kimi bölgesel farklılıklar gösterse de 3 aşağı 5 yukarı esasında aynı şeyi yaşıyoruz. Tabii ki Kürdistan'daki kadınlar bunu çok daha fazlasını yaşıyorlar. Yani devletin son derece saldırgan, savaş hali, savaşçı yüzünü de gördüğü bir durum ile de karşı karşıyalar. Ancak kadınlar olarak en azından, yani toplumsal rol, yaşamın bize biçmiş olduğu bir rol var. 3 aşağı 5 yukarı kadınların, biraz önce de söylediğim gibi, bölgesel farklılıklar belki olabilir ama aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı duyguları hissediyoruz. Dün de kadın meclisi tartışmalarımızda, konuşmalarımızda gerçekten kadınlar yaşadıkları sorunları, yani sadece bireysel sorunlardan bahsetmiyorum. Hem Türkiye hem dünya üzerinde yaşanılan sorunlara değinildi. Nasıl mücadele edileceği üzerine tartışmalar yürütüldü. Ve gerçekten önümüze şu gerçeklik duruyor. Öncelikle bizim kadın meclislerimizi güçlendirmek, var olan meclislerimizi güçlendirmek, olmayan illerde ya da ilçelerde hani bunu hayata geçirebilmek için yeniden çaba sarf etmek, daha önce edildi, bunu tekrar çaba sarf etmek, yani erkek devlet düzenine karşı, erkek egemenliğine karşı da mücadeleyi olabildiğince güçlendirmek üzerine kimi tartışmaları yürüttük. Elbette sadece bununla sınırlı değil yürüttüğümüz tartışmalar. Sonuçta bizim konferans kararlarımız vardı. Bunlarla ilgili de önümüzde planlamalarımız olacak. Savaş karşıtlığı üzerinden, tecrit politikaları üzerinden de bunu günlük yaşamımızda mücadele ederken, savaşla ve tecritle mücadele ederken olabildiğince bunu yaygınlaştırmak üzerine de kimi değerlendirmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu neden kadınlar hedef alınıyor? Bunu esasında, yani sadece bugüne bakarak değil, toplumsal mücadele, hani toplumsal tarihi toplumsal mücadelelere bakarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü bu her zaman böyle oldu. Günümüzde hala böyle. Tüm toplumsal mücadele dinamiklerini en güçlü kesimleri her daim kadınlar olmuştur. En mücadeleci kesimleri her daim kadınlar olmuştur. Yani bakın işte bu, yani Fransız devrimi zamanı böyledir. SSCB zamanında işte o 1917 Ekim devrimi zamanında böyledir. Ya da işte Nazi Almanya'sında yine bir hani Hitler'e karşı bir mücadele olduğunda, yani orada yine kadınlar ön plandadır. Ya da şeye bakın işte 80 döneminde, yine o zaman bizim kendi Türkiye sol tarihine baktığımız zaman kadınlar ön plandadır, ya da Kürdistan'daki Kürt kadın hareketine baktığımız zaman da gerçekten bir öncü rolü, öncü gücü vardır kadınların. Çünkü kadınlar savaşlardan da, toplumsal baskılardan da her daim daha fazla etkilenirler ve korumak zorunda oldukları, kendi yaşamları dışında başka yaşamları da var. Doğayı korumakla ilgili bir düşünceleri var. Eğer çocukları varsa, yanlarında, yörelerinde başka çocuklar varsa onları korumakla ilgili düşünceleri olabiliyor. Yani bu biraz toplumsal
bir rolle de alakalı belki ama sonuçta böyle bir gerçeklik de var ve kadınların kaybedecek daha çok şeyi var. Yani kendi yaşam alanlarından sıyrılmak, yani yaşam alanlarından uzaklaştırılıyor kadınlar her zaman. Şimdi bugüne baktığımızda özellikle AKP-MHP iktidarı döneminde kadınlara yönelik çok fazla kadın düşmanı politikalar sergilendi. Ya bu daha önceden yok muydu? Elbette daha önceden de vardı ama özellikle bu iktidar döneminde bu çok daha fazla güçlendi. Yani işte en son İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı feshedilmesi en somut örneklerinden biri. Ekim'i bunun öncesinde iş yaşamında yapılan değişiklikler ya da sürekli kadın düşmanı televizyon programları, kadın düşmanı söylemler. Yani kadınları toplumsal hayattan, biraz önce de söylediğim gibi toplumsal hayattan uzaklaştırmaya çalışan kimi politikaları da bu hükümette, bu iktidarda hayata geçirmeye çalışıyor ve kısmen de geçirdiği oluyor. Ya da kadın cinayetlerinin bu kadar çok artması, tacizin, tecavüzün bu kadar çok artması, cezasızlık halinin bu kadar çok artması da yine bu iktidarın kadın düşmanı politikası ile ilgili. Neden bunu yapıyor bu devlet? Çünkü korkuyor. Türkiye'de de kadının gücünden korkuyor. Yani biz bir OHAL dönemi geride bıraktık. Sokakları terk etmeyenler o zaman kadınlardı. Şimdi de yine öyle kadınlar ön planda. Şimdi bu gücü gördüğü zaman yani devletin temel işi bu. Kadınları yani bir şekilde hayatın dışına itmek. Ama kadınlar buna razı olur mu? Hayır. Hiçbir şekilde razı olmayacağız. Söyleyeyim, aslında ben çok uzun zamandır HDP'nin hani çok resmi, daha öncesinde de İstanbul İl Yönetimi'nde resmi olarak görev almıştım. Hukuk komisyonunda çalışmıştım o dönemde. Daha sonrasında ÖED'de şube, İstanbul Şube Eş Başkanlığı yaptım. Fikriyat olarak çok uzak değildim. Hiçbir zaman olmadım. HDP'den önceki partilerde resmi olarak bir görev yapmamıştım. Ama her zaman gönüllü olarak çalışanı konumdaydık. Tabii şimdi böyle parti meclisi üyeliği ilk defa olduğu için biraz heyecanlı, nasıl bir işleyişle, yani nasıl bir şekilde işlediğini biraz gözlemlemeye çalışıyoruz. İlk toplantımızı dün kadın meclisi olarak yaptık. Bugün de karma PM toplantısı yapılıyor. Biraz gözlemliyoruz ama iyi olacağını düşünüyorum tabii. Ya şöyle, aslında HDP evet bir kadın partisi. HDP'deki bütün yapılar, yani eş genel başkanlıktan, genel başkanlıktan itibaren bütün il ilçe yönetimleri, komisyonlar ve komisyon sözcülükleri tamamen eş başkanlık sistemi üzerine kurulu. Dolayısıyla yani eş başkanlık dediğimiz şeyde bir kadının imzasının olmadığı yerde tek başına bir erkek başkanın imzalayacağı ya da karar alabileceği bir yapı değil. Bu anlamda elbette ki çok çok önemli. Dün evet ilk kadın meclisi toplantısına ben de PM üyesi olarak ilk defa girdim. Çok güzeldi. Yani kadınlarla birlikte çalışmak, onlarla birlikte ortak bir şeyler üretebilmek çok önemli ve çok çok güzel. Çok daha rahat bir ortam. Kimsenin kimseyi kesinlikle ezmediği, bütün herkesin fikirlerine son derece önem verildiği ve güzel bir yer. Meclisi daha öncesinde de sadece özellikle yani kadınlara, yani karmada zaten çalışıyor kadın meclisi. Ama kadınlara özgü işte kadın yoksulluğu üzerinden çok kıymetli bir çalışma yapmıştı. Yine işte Aysel Tuğluk nezdinde hasta kadın mahpusların durumunun ön plana çıkarılması, cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutuklu mahpus arkadaşlarımızın ya da bir bütün olarak kadınların yaşamış olduğu sorunların öne çıkarılması, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetle ilgili davaların en aktif, en iyi şekilde takibi, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline yönelik kadın meclisi tarafından açılmış olan dava ve bu davaların takibi, kapatma davasında özellikle sadece kadınlarla ilgili olan kısımda kadın meclisinin yapmış olduğu çalışmalar zaten vardı. Bu dönem sizin de dediğiniz gibi yani kadına yönelik şiddetin gittikçe arttığı, neredeyse her gün, yani bu şiddet dediğimiz sadece fiziksel şiddetten elbette ki bahsetmiyoruz. Psikolojik ve ekonomik şiddetin de ekonomik krizle birlikte iyice gün yüzüne çıktığı bir yerde kadın meclisi de, HDP kadın meclisi de bununla ilgili çok ciddi, çok önemli kararlar, eylemler, etkinlikler kararı aldı. Tabii bu dönem, yani dün yapılmış olan toplantıda alınan kararların çok büyük bir kısmı bu iki aylık dönem için alınmıştı. Ancak sonrasında da o arada da çok değişik kararlar da, çok değişik eylemler de, farklı eylemler de yapmayı planlıyoruz. Bütün bunları hep birlikte takip edeceğiz. İktidarın aslında Türkiye'deki, hatta dünyadaki bütün devlet iktidarlarının kadına yönelik bir kazanımlarını yok edecek şekilde kararlar alabiliyor. İşte Türkiye'de en yakın tarihte yaşadığımız, en yakın zamanda yaşadığımız ve şu anda da
davası devam eden, Danıştay'da davası devam eden İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı'nın tek başına, tek bir imzayla sözleşmeden çekilmeye ilişkin olan bir kararı var ve o kararın iptali davası devam ediyor. İktidarın bir bütün olarak, yani en başından, en tepesinden, Cumhurbaşkanlığından itibaren iktidarı temsil eden bloğun, MHP AKP bloğunun en tavanına kadar bir bütün olarak kadınları yok sayan politikaları, söylemleri, kavgaları sürekli var, her zaman vardı. Ama son dönemlerde özellikle kadın cinayetlerinde bunun, kadına yönelik şiddette bunun çok daha fazlalaştığını, arttığını da toplumsal bir yansımasında olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi elbette ki, yani bir erkeğin bir kadına şiddet veya öldürmeye yönelik bir eylemi söz konusu olduğunda yargısal, yargının vermiş olduğu kararların etkinliğinin olmadığının çok çok farkındayız. İşte en son Pınar Gültekin dosyasında gördük. Yani neredeyse ödül gibi. Hani gencecik bir kadın öldürüldü, vahşice bir katliamdı. Planlı, tasarlayarak yapılan bir katliamdı. Ona rağmen 23 yıl gibi çok neredeyse hani komik sayılabilecek bir hapis cezası verildi. İktidar bloğunun ve onların temsil ettiği kesimlerin kadınlara yönelik en fazla bu söylemlerin, baskıların gittikçe artıyor olmasının bence asıl sebeplerinden bir tanesi kadınların asla boyun eğmemesi. Yani bir bütün olarak bakın, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, kadınlar 8 Mart'la ilgili işte ya da 25 Kasım'la ilgili sokaklarda şiddete uğruyorlar, polis tarafından özellikle şiddete uğruyorlar, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla şiddete uğruyorlar, gecenin bir yarısı evlere basılarak gözaltına alınıyorlar, yargılanıyorlar sırf o eylemlere katıldıkları için. Ancak kadınlar unutmuyor. Kadınlar hem unutmuyor, kendisine yapılanları unutmuyor ama aynı zamanda da sokağa bir eylem alanı, sokağa bir hak alanı, hakların elde edilebileceği bir alan olarak gördükleri için de o sokağı asla terk etmiyorlar. Koşullar ne olursa olsun asla terk etmiyor. Aslında iktidarın kadına yönelik en büyük saldırısının sebeplerinden bir tanesi asla uslandıramadıkları bir kesim olması. HDP'de bunun en büyük öznelerinden bir tanesi elbette ki. Her zaman öyleydi. Özellikle yani başta Kürt anneleri, Kürt kadınları olmak üzere Türkiye'de ezilmiş olan bütün kadınlar, ötekileştirilmiş olan sol sosyalist, muhalif ya da fark etmez, yani iktidara kısmen de yakın olsa ne olursa olsun evinde de olsa sürekli bir erkek şiddetiyle, erkek yönetimiyle mücadele eden bir kadın yönetimi var, bir kadın var ve iktidar ne yaparsa yapsın ona söz geçiremiyor bir şekilde, hiçbir şekilde söz geçiremiyor. Ne kadar şiddete uğrarsa uğrasın da söz geçiremiyor. Bu da hem iktidarın şiddetinin artmasına ama en azından da kadın mücadelesinin gittikçe daha fazla sahiplenilmesinin artmasına da sebep oluyor. Yani bizim dünkü gördüğümüz, hani bazı arkadaşlarımız gelemediler. Uçakları iptal olanlar oldu. İşte korona, covid sebebiyle gelemeyenler, hasta olanlar olduğu için gelememişlerdi. Ama bir bütün olarak, hani ben ilk defa yapıyorum dediğim gibi. Ama şeydi, çok heyecanlıydı ve çok güzeldi. Bugünkü PM toplantısında, hani karma toplantıda bile kadınların o heyecanını görebilmek çok çok önemli. Bence erkek arkadaşlarımız da çok fazla etkileniyorlar bundan. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum.